Zincir çekerek başlayacağız. Şöyle çok fazla sıkı olmayacak şekilde zincirler çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ne yapacaksanız yapacağınız ürünün santim olarak ölçün ve zincirinizi ona göre böyle çok fazla sıkmayacak şekilde geniş geniş zincirlerinizi çekin. Daha sonradan üzerine sık iğne yaparken 4 ve 4'ün katları şeklinde sık iğnemizi yapacağız ve geride kalan zincirinizi kesebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi ben küçük bir parçada sizlere göstereceğim için hemen bu kadar. Evet, bu kadar bir parça yeter. Şimdi dediğim gibi zincirinizi santim olarak çektikten sonra üzerine yapacağımız sık iğnelerimiz 4 ve 4'ün katları şeklinde olacak. Hemen yanımdaki zincirden başlıyorum şöyle sık iğne yapmaya. Ve onun yanındakine 2 3 4. Bakın böyle modelimize 4 tane sık iğne ile başladık. Yani her 4 tanesi modelimizin bir parçası olacak. Şimdi bu 4, bakın tekrar 1 2 3 ve 4. 4 4 4 bu şekilde modelimizin en alt kısmını oluşturuyoruz. 2 3 ve 4. Bakın böyle. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim ve bir üst sıraya geçelim. Evet, dörder dörder yaptığımız sık iğnelerimizle böyle sıramızın sonuna kadar geldik. 4 ve 4'ün katları şeklinde ilk sıramızı oluşturduk. Şimdi bir tane zincir çektim ve döndüm. Döndükten sonra hemen ilk sık iğnenin içerisine yine şöyle 1, yanındakine 2, 3 ve 4 tane sık iğne yaparak sırama başladım. Şimdi orta kısımlarda artık zincirlere geçtik. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Geldim alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye battım. İlmeğimi aldım ve burayı sık iğne ile kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Yine alttan 1, 2, 3, 4.'ye batıp ilmeğimi alıyorum ve burayı sık iğne ile kapattım. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Sık iğne ile bunu tutturdum. Bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. 7 tane zincir. Alttan 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Ve bakın geldik şimdi sıramızın sonuna. Bakın orta kısmı böyle zincirlerimizi çekerek oluşturduk. 4 tane sık iğne başta yapmıştık. Şimdi buradaki sık iğneyi de sayıyorum. 2 3 ve 4. Bakın burayı kenar ayasını yaparken şurası gizlenebilir arkadaşlar. Şurada bir tane artma oldu. O da olsun, önemli değil. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi hemen beyaz rengimize geçelim.
Beyaz rengimizi geçerken bakın buradaki ilmeğimizi şöyle uzattık ve bu taraftaki baştan başlayacağız. Şöyle. Buradan başlayacağız. İlk sık iğnenin içerisinden ilmeğimi geçiriyorum. İpimi şöyle yukarıya doğru aldım. Şurayı da şöyle kısalttım iyice. Bir tane zincir çektim. Bakın bu beyaz. Şimdi buraya yapacağım sık iğnenin arasında onu da yok edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada ilkini yaptım. Şöyle bakın bu zincirimizi de sık iğneden saydık. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaparak sırama başladım. Bakın arkadaki başladığımız ipimizi de böylece gizlemiş olduk. Şimdi hemen sarı ipimizle 7 tane zincir çekerek başlamıştık. Beyaz ipimizle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek başlıyorum. 4 zincir çektim. Bakın burada 3 tane sık iğne vardı. Ortadaki sık iğneden şöyle battım. İlmeğimi aldım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. 4 zincirle başlayıp ortadakine sık iğne ile sabitledik. Şimdi ortadaki zincir sayımız yine 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Geldim. Bakın 1, 2, 3 tane sık iğne var. Ortadakinden battım. İlmeğimi alıp sık iğne ile burayı da yine sabitledim. Tekrar 7, 6, 7. Yine ortadaki sık iğneden batıyorum ve bunu sabitliyorum. Sıramızı bu şekilde 5, 6, 7 devam ettiriyoruz. Sıranın sonuna kadar orta kısımlar 7. Başlangıç ilmeğimiz 4'tü. Zincirimiz. Bakın burası. Bitirirken de yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip yine buradan başlayarak en başta da 4 tane sık iğnemiz vardı. Burada da yine 4 tane sık iğne yaparak sıramı bitiriyorum. 3 ve 4. Bakın 4 tane yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar sarı ipime dönüyorum. Sarı ipimi aldım. Bakın şöyle ilmeğimi iyice sıkılaştırıp beyazın içerisinden geçiyorum. Beyazı da şöyle sıkılaştırdım ve bir tane zincir çektim. Arkadaşlar bu kısımları çok sıkı yapmayın. Kenar kısımlarımız olduğu için yani çok fazla kasmasın. Bir tane böyle zincirimi çektim. Hemen yanımdaki sık iğneden başlıyorum yine sık iğne yapmaya. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık yine. Arkadaşlar sarı renkle başladığımız sıralarımıza 7 tane zincirle başlayacağız. Beyaz iple başladıklarımıza 4 zincirle başlayacağız. Bu bütün örgümüz boyunca devam edecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirle başlıyorum yine burada. Bakın sarıdan şöyle içinden geçtim. Sık iğne ile bunu sabitledim. 4, 5, 6, 7. Hemen yanımdakinden devam ediyorum. Tekrar 3, 4, 5, 6, 7. Yine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve yine son sarıdan geçip yine böyle sabitledim. Bakın. Şimdi burada 7 ile başladık sıramıza. Ve altta kaç tane sarıdan yuvamız var? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4.
O yüzden üstte de yine 4 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Yani burada en sonda 7 tane zincirimiz çekilmeyecek arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Son bir tane zincirimi çekeceğim ve beyaza atlayıp 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaparak sıramı burada tamamlayacağım. Bakın böyle. Yani altta 4 tane ise üstte de 4 tane sarıdan yuvamızın olması gerekiyor. İlkini 7 ile başlıyorum sarıda yaptığım sırada. 7 zincirle başlayıp 1 zincirle artık bundan sonra örgümüz boyunca 7 zincirle başlayıp 1 zincirle bitireceğiz arkadaşlar. Bu sarı sıramız için geçerli. Şimdi geçelim tekrar beyaz sıramıza. Şöyle tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Bir tane zincirimi çektim, döndüm. Yanımdaki sık iğneden başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane şöyle sık iğnemi yaptım. Dediğim gibi beyaz sırada bu işlem hiç değişmeyecek. 4 zincirle başlayacağız. Aralar 7 zincir. 4 zincirle bitireceğiz. Bakın 4 tane zincirimi çektim. Arkadaki şu beyaz zincirimin içerisinden geçtim ve ipimi buraya sabitledim. Tekrar 7 zincir. 3, 4, 5, 6. 7 tane zincirimi çekiyorum. Bakın arkadaki beyaz zincirimizin içerisinden geçtik ve bunu buraya sabitledik. Tekrar 7, 5, 6, 7. Yine arkadaki beyazdan alıp ipimi sabitliyorum. Beyaz sıramız aynen bu şekilde devam etti. Bakın geldik sona. Burada da 1, 2, 3, 4. Aynı başta kaç tane zincir çekmişsem burada da o kadar zincirimi çekiyorum. Gelip hemen buradaki sık iğnelerimi yaparak sıramı tamamlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bakın böyle. Şimdi modelimiz artık çıktı. Bakın buradan yine sarı ipimle başlayacağım. İlmeğimin içinden geçtim. Bakın ilmeğimi beyaz ipin içerisinden geçiriyorum ve beyaz ipimi sıkıp burada bir tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi bu kısımları çok sıkı yapmıyoruz. Buradan hemen başladım. 1, 2, 3 ve 4. Dediğim gibi sarı rengimizle başladığımızda 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Bakın hemen burada ön tarafta zaten sarı iplerimiz. Hemen buradan şöyle sabitledim. Daha sonra yine 7. Yine gelip sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın geldim. En son yine sarı rengime sabitleyeceğim yer burası. Bunu da sabitledikten sonra işte burada hani 7 ile başlayıp da atladığımız yere bu kez bir tane zincirimizi çekip o şekilde sık iğnelerimize geçiyoruz ki kenar kısımlarımız kenar kısımlardan ziyade orta
Şöyle şu kısımda artmalar meydana gelmesin. Bakın 4 tane sarımız vardı en alttaki yuvada. Bakın burada da 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. 7 ile başlayıp bir tane zincirle sonlandırıyoruz sıramızı. Bu şekilde. Tekrar beyaz ipimi alacağım. Yine şöyle bir tane zincirimi çekip döndüm. En başındakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirle sırama başladım. Arkadaki beyazın hemen arkasından geçip sabitleyerek sırama başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve yine yanımdaki beyazın hemen şöyle arka tarafından geçip şöyle ipimizi sabitliyoruz. Dediğim gibi burada da 4 zincirle başladık. Sonumuz 4 zincirle bitecek arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde çıktı ve böyle devam edip giden bir model. Şimdi hemen ben bunun daha büyük örülmüş şeklini sizlere göstereyim. Evet bakın böyle çok tatlı, güzel bir model oluyor arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi tek püf noktası sarı renkle başladığımızda 7 zincirle başlayıp bu ilk sıramızın dışında ilk sıramızda hepsini 7 başlıyoruz. İkinci sarı rengimizin sırasına geldiğimizde de 7 zincirle başlayıp sonundaki aynen gösterdiğim gibi bir zincirle bitirmek. Beyaz rengimiz hep aynı. 4 zincirle başla, 4 zincirle bitir. Ara zincirlerimiz 7'şer tane. Evet bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.